Anonymous. Now I'm leaving the microphone to you, Olcay Demir. Good morning. Welcome to every participant. Today we have seven presentation in the morning session. I want to begin with the first presentation. I want to present Mr. Enes Uyar, Sustainable Traditional Architectural Elements Used by Egyptian Architectural Hasan Fatih in Carthage. Our session subject is sustainability in building materials and architectural design. It is really a very nice session. So I want to give the presentation to Mr. Enes Uyar. Good morning. Welcome again. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor. Evet, sesiniz geliyor. Yes, you. Başlayabilir miyim? Please, please. Evet, başlayın lütfen. Merhabalar. İsmim Enes Uyar. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi doktor öğrencisiyim. Bugün sizlere Mısırlı mimar Hasan Fethi'nin kerpiç konut yapılarında sıklıkla kullanmayı tercih ettiği mimari elemanlar ve mekanlarla ilgili bir sunum yapacağım. Öncelikle çok kısa da olsa Mısırlı mimar Hasan Fethi kimdir ve kerpiç malzemeyle olan yakınlığı nasıl başlamıştır? Ondan bahsetmek isterim. Hasan Fethi 1900 yılında Mısır Kahire'de dünyaya gelir. İskenderiye'de. 1920 yılında Mimarlık Fakültesine girer. Yaklaşık 6 yıllık bir eğitim alır. Burada gördükleri eğitim sistemi Fransız ekolü olan Beaux-Arts ekolü eğitim sistemine tabidir. Dolayısıyla böyle bir background'la piyasaya girer. 1928 yılında ilk işini yapar ve bir süre sonra mevcut politik, kültürel değişimler sonucu Hasan Fethi'nin de kendi içinde fikri dönüşümlere girer ve 1937 yılında artık geleneksel yapı ve mimariyle tanışmaya başlar ve ilk 1937'de bu sunumda özellikle üzerinde duracağım kerpiç yapısını gerçekleştirir. Bu yapıyı arkadaşı ressam Hamet Sait için yapar ve Mısır şartlarında o dönem için yani İkinci Dünya Savaşı'nın başlama süreci, işte ithalat, ihracatın zorlukları, malzemelerin oldukça pahalı olması sonucu böyle bir tercihe girerler ve bu kerpiç yapıyı oldukça uygun, ucuz ve hızlı bir şekilde mal ederler. Ve bu süreden sonra bu yapıyla birlikte Hasan Fethi hem devletin hem de birçok işverenin dikkatini çekmeye başlar. Ve 1941 yılında yine devlet ilk projesini gerçekleştirir. Bir ahır projesi yapar. Orada da kerpiç malzemeyle projesini inşa eder. Esas önemli olan burada 1945'te onu hem dünyaya tanıtan hem de kerpiç yapı mimarlığı tarihinde sıklıkla adanın geçmesine neden olan Yeni Gurna köyü tasarımı. Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu tasarım niçin önemliydi? Burada uzun yıllar sonra Mısır'ın geleneksel yapı malzemesi olan kerpiçin yeniden büyük bir projede ele alınması ve başarılı bir şekilde uygulanması oldukça takdir edildi ve çok ucuz bir şekilde mal edildi o dönemin şartları içinde. Bir diğer önemli sebebi katılımcı mimarlık olarak literatürde geçen deneme yapıldı. Yani her konut sahibinin kendi konutunu kendi inşa etmesi. Çok basit araç gereçlerle. Fethi bunu da istedi ve bu inşa etmenin yanı sıra konut sahipleri mekanların nasıl olacağını kendileri karar veriyorlar. Yani iki çocuklu bir aile, iki çocuk odası veya ne bileyim büyükleriyle birlikte yaşayan büyük bir aile ona göre bir ev dizayn edebiliyordu. Şimdi bununla birlikte esas benim üzerinde durmak istediğim mevzu burada Fethi kerpiç malzemeyle birlikte yüzyıllardır kullanıla gelen yapı elemanlarının ve mekanlarının da denemesini yapmış ve oldukça başarılı olmuştur.
Şimdi bu tabloda Fethi'nin hayatının birkaç evresi var. Bunları atlıyorum. Bu slide önemli. Buradaki resimler Hasan Fethi'ye ait. Yine bu da 1937'de arkadaşları için tasarlamış olduğu krevleri projesi. Bunlar da genellikle kerpiç ve geleneksel biçim ve formları kullanıyor Fethi. Bunların bir kısmı daha sonra inşa edilecek, bir kısmı inşa edilmeyecek. Şimdi buradan hareketle ilk Fethi'nin yani kerpiç konutlarda ne gibi mekan ve elemanlar kullandığını sırayla bahsedeceğim. İlk olarak Dorka'dan bahsedebilirim. Dorka yapının merkezini oluşturuyor Fethi'nin konut yapılarında. Türk evindeki sofayla benzer nitelikte. Günlük yaşam burada geçiyor. Genelde erkek konuklar burada ağırlanıyor ve konutun en yüksek mekanı ısınan hava sürekli yukarıdan bu kesitlerde de görmüş olduğumuz üzere yukarıdan tahliye ediliyor. İlk bu mekanı anlatmak istedim. Çünkü diğer anlatacağım yapay elemanlar hep bu mekanla entegre çalışıyor. Malkav bu bizde rüzgar bacası olarak geçiyor. İranlılar Belgir diyor. Bu çok önemli. Arapların kliması olarak da biliniyor. Oldukça eski bir yapı elemanı. Milattan önce 1700'lerde Antik Mısır'da uygulandığı tespit edilmiş. Birçok coğrafyada kullanılıyor. İran, Irak, Pakistan, Arap ülkelerinde sıklıkla tercih ediliyor. Dorka'yla entegre çalışan bir eleman. Buradaki rüzgar bacası hakim rüzgara doğru konumlanıp havanın içeri hapsedilmesi ve Venturi etkisi olarak fizikte geçen işte geniş alandan dar alana doğru hareket eden rüzgarın basınçlı bir şekilde mekana alınması ve termal konforun sürekli sağlanması. Burada fark edildiği üzere oldukça yüksekte yer alıyor. Bu, yani çöl ikliminde toz toprak çok fazla olduğu için yükselen havada toz toprak azalıyor. Yoğunluk hep aşağılarda düşüyor. Yani dolayısıyla aynı zamanda temiz bir havayı içeri alıyor sürekli. Şimdi burada şurada görülen Niv Varis Köyü. Bunu Fethi 1967 yılında tasarlıyor. Burada şurada gördüğünüz malkaflar marketin üzerinde bulunuyor. Bunlar dışarıda hava 50 dereceyken bu malkaflar sayesinde hemen bunların altında bir depo var. 15 dereceye kadar hava sıcaklığını düşürebiliyorlar markette. Dolayısıyla oldukça verimli ve yiyecek ve içeceklerin bozulmasını önlüyor Fethi bu sayede. Ya buradaki sağ tarafta gördüğünüz tablodaki her proje Fethi'ye ait. Hemen hemen her yapısında kullanıyor bunu. Bir diğer önemli unsur Selsebil ve çeşmeler. Selsebil Fethi'nin kullandığı yine sıklıkla tercih ettiği bir eleman. Özellikle kurak iklimlerde suyun buharlaşması ve nem oranının artması için sıklıkla tercih ediyor. Şu kesit ve şu kesit önemli bence. Burada az önce bahsetmiş olduğum Dorka mekanı ve şurada Malkaf. Malkaf'la Selsebil'i böyle entegre kullanarak buradan gelen havayla temas edip buraya içeri serin bir hava alıp ya buradan tahliye sıcak havayı ya da yukarıdan tahliye ediliyor. Yine aynı şekilde burada da ayrı bir kesit var. Şurada bir çeşme düzeneği kuruyor Fethi ve buradan aldığı havayla bunları temas ettirerek hem nemi arttırıp hem de içeriye daha serin bir hava veriyor. Bunu ses tezyini olarak da kullanıyor Fethi. Bunu da söylemek lazım. Bir diğer önemli mekan yine çok fazla tercih ettiği Avlu. Arap mimarisinde önemli bir yapı taşı. Özellikle Müslümanların sosyal ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle Müslümanların yaşadığı hemen her coğrafyada görülüyor. Etrafı çevrili, üstü açık olan bu mekan Arap mimarisinde sıcaklığın düzenleyici bir unsuru olarak görev yapıyor. Termal konfor sağlanıyor. Avlunun etrafında duvarlar, revaklar, eyvanlarla çevrili olması sayesinde gün boyunca güneşe maruz kalmasına rağmen doğrudan güneşi içine almadığı için
günün geç saatlerine kadar serin kalabiliyor. Yani insanlar gün içerisinde eyvanlarda veya revaklarda hayatına devam edebiliyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Genellikle çöl ikliminde geceleri oldukça soğuk olduğu için gün içinde güneşten aldıkları enerjiyi biriktiren duvarlar, zemin, geceye geldiğinde biriktirmiş olduğu ısıyı dışarıya salarak soğuk çöl gecelerinde uygun, konforlu bir mekan sunuyor. Burada geceleri uyuyorlar. Bir şekilde farklı amaçlara hizmet ediyor. Başka burada ne? Bir diğer fethini kullandığı ve maşrebiye, ahşap kafes olarak da biliniyor. Arapların, bilhassa Müslümanların sosyal kültürel yapılarının çevrenin etkisiyle gelişen bir diğer önemli öğe. Maşrebiye genellikle ince ahşap çıtaların ve çubukların bir araya gelerek oluşturduğu kafes biçiminde yapı öğeleri. Yapıda bulunan açıkların önünde yer alıyor. Bazı temel işlevleri ışığı kontrollü bir şekilde alıyor. Bu sayede hem güneş ışığından hem de yapının yoğun bir şekilde ışığa maruz kalmasından koruyor. Mekanın karanlık kalmamasını sağlıyor. İçeri giren rüzgarı kontrollü bir şekilde alıyor. Ahşabın şöyle bir özelliği de var malum. Havadaki nemi içine emerek nem dengesini de sağlıyor. O açıdan da kullanıyor. Yani çok nemli havalarda nemin bir kısmını, hemen ahşap gece havası olduğunda nem mikrabı düştüğünde bu nemi dışarı salıyor. Bu sayede ortamdaki nemi koruyor. Tabii Mısır'ın kendi sosyo-kültürel yapısı içerisinde de mahremiyeti sağlamak için böyle bir çözüme de gitmiş. Bu da klostra denilen Arap mimarisinin bir diğer önemli elemanlarından. Yani kerpiçten yapılmış maşrabiye de diyebiliriz buna. Kerpiç veya taştan yapılıyor genellikle. Tuğla da olabiliyor. Klostralar çeşitli dokularda görülebilir fethinin tasarımlarında. Yine ışığın ve rüzgarın kontrollü bir şekilde mekana alınması, aynı zamanda estetik bir görünüm sağlaması bakımından fethinin tercih ettiği bir öğe. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Fethi 1945'te artık Mısır mimarisinde neredeyse terk edilmiş bir malzemeyi ve yapı elemanlarını yeniden canlandırıyor. O anlamda bu önemli ve bunu yaparken bunların yeniden ihya edilebileceğini bizlere söylüyor. Çünkü yalnızca 1945'te değil, vefatına kadar, 1989 yılına kadar aralıksız bir şekilde bunları yeniliyor. Ve bunu yaparken sadece gelenekteki o yapı elemanlarını, mekanları tekrar etmiyor, bunları geliştiriyor. Yapılması gerekenin de modern tekniklerle bu geleneksel tekniklerin sentezler elde edilerek yeniden üretilebileceğini sıklıkla vurguluyor. Aynı zamanda bunun estetik değerinin kaybolmaması için de bir klima örneği var. Hemen onu vereyim. Ya, örneğin sıklıkla konutlarda kullanılan mekanik havalandırmadan bahsediyor. Şöyle diyor, bir mekanik havalandırmayı işlevsel yönden bakacak olursak onun modern teknolojiyle yapıldığı görülebilir. Fakat fark etmemiz gereken asıl şey onun ayrıca taşıdığı kültürel roldür. Aslında bu rolün onun işlevinden çok daha önemlidir. Bu önemli öyle birçok kültürde dekoratif bir sanattır. Fakat modern mimar bu önemli dekoratif havalandırma elemanını kaldırıp yerine kendi kültürüne doğru kocaman bir vakum açıyor. Bir futbolcunun bombardıman silahıyla futbol maçı yapması gibi. Eğer amaç sadece gol atmaksa, evet, attığı her top gol olacaktır. Fakat oyun kendi kendini yok edecek ve seyirciler içinde ortada izlenecek bir şey kalmayacaktır. Kalecinin ölmesinden başka diye bu ögelerin estetik işleminin, simgesel işlevinden de bahsediyor. Ben bu anlamda önemli gördüm. O yüzden bu sunumu yapmak istedim. Genel olarak diyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
Sağ Çok olun. Teşekkür ederiz. Thank you for your presentation. It's really very nice details of this traditional architectural elements. Now I want to present Mr. Ümit Arpacıoğlu, Dilara Nitelik Gelirli. They will present development of the usage possibilities of Adobe with computational design. Welcome. Günaydın. Good morning, everybody. I'm going to share my screen. Can you see my screen? Evet, görülüyor Dilara Hanım. We see, we can watch it. This study is about the development of the usage possibilities of Adobe with computational design. We are with Ümit Arpacıoğlu from Mimarsan Fine Arts University, and my name is Dilara Nitelik Gelirli. I'm from Özyurt University. In this study, it aims to consider how the usage possibilities and production methods of Adobe material can be improved by examining the innovations brought by computational design. And we will investigate how the utilization possibilities of earthen material can be developed with computational design and how the sustainable material can emerge in design in the future. Earth, which is the easiest to obtain and use under harsh conditions, is compatible with today's architectural needs and understanding with its features. For sustainable construction and urbanization, Adobe should be a material, should be preferred in contemporary architecture. It's important to adapt Adobe production techniques with today's design tools in order to consider it as a contemporary building material. Here you can see some futuristic fabrication examples, and you can see beside the composite materials, there's also the traditional ones. Here, I can show with my laser. Here is an example of stone, and here is the timber and brick. I want to tell about the contents. First, I'm going to tell the relationship between computational design and Adobe. And second, I'm going to tell the traditional techniques, which is used with computational design. And the third part, I'm going to tell the fabrication, new technologies of fabrication with Adobe. In this part, I'm going to touch upon how computational design helps to develop Adobe material. Computation allows material responses and materialization processes to be used as guiding exploration tools in design. By including these processes, computational design thinking can enrich material systems, previously considered formless and irregular, with new possibilities. Computational design allows to use digital manufacturing technologies, and these digital manufacturing offers opportunities to real scale construction solutions by introducing new contemporary technology. It's also become technically and economically feasible to construct complex structural forms and advanced digital fabrication methods. And I want to classify and these methods. First is the traditional methods, and I want to classify the traditional methods into one is the entire structure, production of the entire structure, we can see here, and the other one is a production of a single building element. The first is use of traditional elements such as compressed earth brick or adobe brick or mud brick and construction technique in the construction of the computational design. The second is the production of adobe elements that require molds with computational design and new fabrication technologies and the use of traditional adobe methods such as ram dart
we can see here and like mud bricks. The first look at the example, we see usually funicular structures for the entire earthen structure, production of the entire earthen structure. And these funicular structures are usually walls and shells. In funicular buildings, the form cannot develop independently from the structure. That means it's important for the designer to understand the relationship, the form, between the form and the structure. My first example for the production of the entire structure with computational design is a drone port project from Norman Foster Foundation. In this project, they use traditional compressed earth bricks to build a vault, and they use some design software tools to design the structure, and that makes the construction method more easily and fastly. And that's the main idea is to construct these walls into areas which are not not easy to reach or not easy to build. I'm going to continue to these examples with a special software developed by ETI Zurich University, and that means that name's RhinoVault. This software produced some shells and divided into pieces to build the shells with traditional bricks or another traditional material. That makes the design more easy to build with this software. I'm going to pass to the other topic, the production of a single building element. I use the first this example from Omar Rabi. These bricks are not made with computational design, but I choose this example because Omar Rabi, in his research, aiming to increase the potential of compressed earth bricks and worked to understand the nature of earth material in depth and took an active role in its production. Rabi obtained different earthen products by using craftsmanship to create wall design with different performances and integrated production with the early design process. And it's important to integrate the design process with the production to improve the possibilities of a building material. To produce a building element effectively, it's necessary to understand and use the properties and structural behavior of materials in the design process. In the other example, we see two scale examples, and two of them are made with different methods, and both of them are traditional methods. In this one, the larger scale one, they use pour dirt method, and the other one is small brick example. They use ram dirt method, and this example shows the when we choose the method, we should look at also the scale and the construction methods is mostly chosen according to the scale of the produced part. In the third part of my study, we are going to look at the new fabrication technologies in Adobe with computational design. Although the concept of parametric design has been used in architecture for half a century, the use of
robotic manufacturing technologies in architecture has become popular in the last two decades. Robotic technology has enabled real-scale production and made digital design successful where it sometimes failed. With robotics, it's now possible to enrich the nature of architecture, to include material processes, and to combine manufacturability with modern computational design. Here in the example, we are seeing a parametric design wall surface built with robotic arm, not with the humans, and with the traditional bricks. The first example is 3D printing contour crafting method. This method, which is used with Adobe, is called contour crafting when it's made with Adobe. In this example, we are seeing the production of a building element like brick, but this method can be in larger scale, like building elements, or the entire structure can also be built. The contour crafting principle is based on the layers of a computer-aided design model saved in G-code format to be solidified layer by layer. Since the invention of the system, many different universities have developed different technologies, robots, and different mixtures till now. 3D printing methods and materials used in construction are currently under constant study, with substantial findings reported as research and test level. In this example, the digital Adobe project from the Institution for Advanced Architecture of Catalonia, we see a big scale contour crafting example, like walls. It's a self-contained structure in which the thickness of the wall and geometry of six layers are built to fulfill the structural requirement. The wall is built according to the local climate, taking account the occurrence of sunshine, annual temperatures, and humidity. This project also focused on using recycled printed materials from previous research projects, also shows that these methods can be sustainable and recyclable. In the last part, we are seeing the robotic spray system, which called also BioChat Grid. And this technology has emerged from the research of innovative fabrication methods to be used in the construction of monolithic shelves. This system usually applies on a special formwork or a textile cover structure, like you can see here. BioChat Grid can be used with robotic arms in here, or can be with drones from the air. And in this project called Mudshell Prototype, Institute of Architecture of Catalonia again, includes research from robotic fabrication on Adobe shells, combining an ancient earth construction technique with cutting-edge robotic technology. An elastic membrane here used with main formwork arches to create the mold surface to be sprayed with Adobe. And here we are seeing the drone robots from the air in this example from Mud Architects. And this BioChat Grid technique focuses on integrating alternative biomaterials, innovative digital production methods, and use of autonomous drone in the building industry in the future. I mean, the autonomous building can be used for the places are not easy to reach, and it can be a solution for these kind of places. Although this robotics spraying system is a very new research, it has an innovative understanding open to development like other technologies. In the later stage of this technology, it will be possible to increase the building performance and control many parameters due to the digital technologies and computational design.
conclude, I'm going to say to examine all these innovative construction concepts, it has been seen that even a very old building material such as adobe can adapt to today's conditions with very different techniques. It is seen that computational design and digital production techniques developed afterwards are quite successful in creating innovative ideas inspired by the natural structure of adobe and traditional production techniques. The most important factor in increasing the possibilities of the material is that the rapidly increasing and developing technological fabrication methods establish a direct relationship with the early stage of design, thanks to computer-aided design programs. And my presentation is finished here. Thank you for listening. Thank you very, very much for your nice presentation. Now we will have the third presentation of Mrs. Fatma Sedes and Ayhan Berk Irden. The subject is the usage of the adobe as filling material in construction of traditional house of Safranbolu. Welcome and let's begin to the presentation. And then we will continue by questions. Thank you, Dilara. Thank you. You're welcome. Fatma Sedes is there. Fatma Hanım. Sanırım bizi... She's online, but I don't think that she's... Duymuyorlar. We can go on with the next... Evet, sesi kapalı. Okay, we can go the other... We can go by with the other presentation. Is by Mrs. Seçil Satır. A pioneer architect on adobe research, Gernot Minke. Welcome, Mrs. Seçil Satır. Let's begin with your presentation if you are ready. Good günaydın. Günaydın. Ben önce şöyle göstereyim de geçemedim. Özür diliyorum. Şimdi ne şekilde dahil edeceğim konuşmamı bilemedim. Bana yardımcı olursanız hemen gösteririm ekranlarınızda. Tabii. Şöyle sağ üst köşede ekranınıza share screen diye bir ibare olacak. Tamam, bir dakika. Share screen diye bu Zoom'un sağ köşesinde değil mi? Yani şu anki ekranda sağ köşede mute stop video, yani bu mikrofon, kamera ve işte paylaşımlar var. Yok, share hayır. Screen görünüyor mu? Share screen burada görülmüyor. Sağ üst köşede share screen altta görülüyordu. Ha, oradan share paylaşın. Tamam. Sedes de geldi. Tamam. Screen var da. Vallahi işte bu benim için en zor şey, buralara ulaşabilmek. İremciğim, sen bir dikkatli bakabilir misin ekrandan? Share screen seçeneğini görüyorsunuz değil mi? Görüyorum. Share screen altta bende var ama tıkladığım zaman bir şey açılmıyor ne yazık ki. Ben biliyorum, multiply diye bir şey var oraya katmak. Bir sürü ama ekran açılmadı mı şu an? Açılmadı. Benim ekranım açık da. Ve dolayısıyla konuşmam da açık ama size bağlayamadım. O zaman isterseniz şimdi Fatma Sedes'le devam edelim. Tamam, yes, devam edelim. Yes please, I'm here. Yes please, I'm here. Thank you. Yes please. Okay. Fatma Hocam, tamam. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Günaydın, ben burada malum teknolojik problemler dolayısıyla olabilir, oluyor. Evet, evet. Yaşamış oluyoruz. Evet, ben burada zaten bir takım donmalar da yaşadım. O nedenle toplantıya katılmam mümkün olmadı. Ama şöyle yapacağım konuşmayla, bildiriyle ilgili bir kısa sunum hazırladım. Onu da bırakmadan söyleyeyim. Öncelikle tabii ki şeye geçmem lazım değil mi? Sunumun ekrana yüklenmesiyle ilgili bir sorun olabilir mi diye
sıkıntı duyuyorum. Bu saat ilk sunumun konferansın ilk saatlerinden itibaren toplantıdayım. Çok güzel sunumlar oldu. Sunumların çok güzel olmasından öte you are sharing screen. Yes. Şimdi malum biz new share diyelim, share diyelim ama bir dakika. First of all, I want to thank you, the dear conference chairman, Dr. Bilge Işık, my professor, and the co-chair, Dr. Ömer Tabanlı, and colleagues from Turkey and other countries, and Dr. Aysel Tarım and Mrs. İrem Saçar helped greatly in connecting our sharings, and they have a great importance for me. And now, I would like to present a known place, Safranbolu. It is known for everybody in Turkey, for architects, even for architecture people and whole people in Turkey. It's very known place. But if I can't imagine, if I can't be successful to share my screen. Yes, the use of Adobe as filling material in our country, in especially in Safranbolu, so that I want to share the PowerPoint presentation, but I hope know you are screen sharing. Please take a few minutes to share my screen. Yes, new share, maybe I can take it. Yes, screen is shown, and the usage of Adobe filling in construction of Turkish traditional houses. I hope you can see it. It's very known paper. In yesterday's session, we got information and followed very enlightening presentations. In the short presentations today, I will give you the Safranbolu example about the use of Adobe blocks in wooden frame buildings. I think this presentation of mine is summing up text of yesterday's presentations. I again present my best wishes to the organizing committee and members of scientific committee and the participants. Thank you very much. You know all the knowledge about Central Safranbolu. It's a very well-known place. Every people wants to go to Safranbolu and visit the historical heritage. But in this epidemic period, it is unfortunately possible to visit Safranbolu and visit the Adobe connected buildings. And then I'll start my presentations for no more
charge our time. Between, you know, almost every participation of my colleagues know this knowledge, that, but I want to repeat once more. Between the timber elements joined horizontally and vertically, mostly occur gaps in square form. Between the vertical shoeing and beams, which will constitute the walls of the construction existing, those gaps are called as niche. These niches are filled with wood, different materials, stone, brick, and adobe. Walls made by this method are called niche filling wall. As a construction element, adobe is prepared by drying the mud, everybody knows, in wooden molds for use of putable wall. Make a wall adobe and scales in various locations to too few difference. The amounts of mixed straw also locally change. Overuse of straw causes to pores and rough occurrence in the above adobe. In the soil, which will be used in adobe material designed not to be found stones bigger than 2 centimeters and not to contain vegetable soil. And though adobe soil includes in proportion 19% to 65% clay, the optimum proportion is 29% to 45%. The soil is crushed by mixing it water, as you know, with straw. After waiting it one day, the composed mixture again by mixing the water is molded by casting it into 4 prepared wooden molds, which have designed in rectangular shapes. You know all these. About its application, the casting process should be made on a flat surface, and the mud should be well compressed so much so that it has not contained gaps within it. While the remaining over mud cleaned on the top, then the material is put to dry. About 10 days long, it is dried in open air under the sun. After the completion of the drying process, the molds are revealed, so adobe is gained in regular forms. Most of the participants and whole teachers, whole colleagues room know this. And come to the timber frame buildings. Everybody knows, all architects know, everybody knows. Its roots coming from Italian word carcass. I usually use in Turkish too. That's frame means body, full body in its lexical meaning. If you look at the dictionaries, you can see the carcass that means the body, the whole system, especially with bones. In the construction language as for, it is used to express the frame of carrier system. Buildings which its carrier system constructed with timber materials, which various scales are said made of timber buildings. In practice, timber frames,
In practice, timber frames horizontally, you know, and timber sawing vertically with various methods binding the building frame is formed. And this is a picture taken from Dr. Erdal, Joshkin Timber Frame Construction Section. Between made of timber frame builds every architecture, every studied in architecture known. Between the timber elements joined horizontally and vertically mostly occur gaps in the square form. Between the vertical sewing and beams, which will constitute the walls of the construction, existing those gaps are called as niche. We use your niche every in our projects. And you know, these niches are filled with wood, stone, brick, and adobe in according to the geographical section, you know, in the north part of the country, our Turkey, the niches are filled with stone. Walls made by this method are called niche filling walls. During formation of timber frame, the secondary sewing and arranged according to the kind of filling material. Yes. In the construction with adobe fill, if the filling will be thick, then the frame, secondary sewing are less frequently are placed by 10 or 50 or 8 centimeter intervals. The adobe legs blocks arranged like a half brick wall. They are placed on block on top of another. You'll always know. If the adobe filling will not be thick than the frame, then the intervals of sewing can change between 22 to 35 centimeters. Formed gaps are divided from one point at the normal story height level, as for at the higher parts from two points with horizontal connections. Adobes are placed diagonally in the gaps. When the process is finished, the surface is plastered with mortar. Coming up to the fronts of the timber frame, if the in which places while the plaster fall off in a short span of time on the frame system will not be made of mud plaster. Timber structures must remain as visible. You can see very examples in Anatolia, you know, and then compared with other fillings, which why is the fill more advantages? Adobe filling fits to timber frame system better than timber, stone, and brick if compared. And by reasons of naturality, permeability, isolation, and flexibility, it helps to compose conditions support human health and increase their security due to some features like it's an economic and ecological material. It causes not to the moisture,
provides heat and sound isolation and helps to absorb earthquake energy, which should be preferred as a building material. In our country, you know, every day we speak about earthquakes, the big Istanbul earthquake, and but we forget about it sometimes. Now it will be approached to detailed analysis as well as I can on what this material that provides. Yes, I will continue. Yes, economy is our deal today. Construction process of made of timber frame or adobe filling half timbered can be implemented with lower costs. We are trying to struggle with economy these days. You know, every day we're struggling with COVID-19. We're struggling with the economic situation. Everybody is unhappy. Everybody is crying. And so we can have a real change with our lives, with our lives, with speaking good things. Raw metals, raw materials can be half timbered are soil, water, straw, wood, lime, and nails that can be gained even from the nature. Nature is ours, but we're trying to destruct it with a lot of materials. We are always destructing the nature. These materials provide advantages in economic terms during production. Even without a high technical knowledge, need experience, it enables to build no concrete, no steel, no residence, no AM, what's that, it's called, you know. We can build with adobe and the timber frame constructions. What don't we use this opportunity for our lives? Especially in the towns like Safranbolu. That was my thesis in the Technical University of Istanbul, directing from Professor Doğan Kuban. I try to study in Safranbolu, though I want to introduce with Safranbolu or villages in Anatolia people can make their own dwellings, storehouse, schools, and other public spaces on their own, produce very simple and cool, quick, half-timbered, also causes not to over-energy consumption. When these, its features considered that is pretty economic, but we must tell this to our people. They are addicted to, unfortunately, to concrete systems. They are in love with concrete systems. Yes. Sayın Hocam, nasıl da şu an yavaş yavaş şey yapabilir miyiz? Ufak ufak zamanı iyi yönetmek adına. Yes, I have a very, 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 very short speech and everybody knows okay. What I okay. wanted
to repeat again, both timber and adobe are renewable materials. During their production, an appearance of materials which give damage to the environment is far less when compared with other production methods. During processing, raw material energy consumption exists less. Accordingly, it inverts conceptions of some energy sources like oil and electric. During construction, chemicals which is known harmful to human health are not used. Due to use lime in construction also can be struggle against insects, which natural methods. I'm coming to end. This is a speech very short. Also moisture, everybody knows. In timber frame made over adobe feel half timbered, and moisture accumulation is prevented by virtue of adobe's ability to moisture transmission. Because of occurred moisture within the building is a pass from the walls on the outer walls and ceilings. And condensation is not seen. By preventing the timber frame and other construction elements from the damages of moisture, its lifetime is extended. Also cause to many illnesses on the persons removing or moisture from the building is provided, even in Anatolia, in many locations like Safranbolu, it's seen that within adobe houses, rheumatism may not be seen. That's the problem. And heat and sound isolation on the favor of that, adobe has a natural fine mesh structure also within it found through. No one can deny that it provides heat and sound isolation. For durability, big heat differences in spaces and on construction materials should not be. As being the best energy-saving material, after water, soil stores the heat energy within it. Besides, adobe providing respiration of the building, also it helps to reduction of negative agents which source from environmental factors. Yes, and for awareness of material, his solution features its thermal conductivity amount should be less than the other material. How close is that amount to one, to zero, depending its level? Material has such a heat insulation feature, exempt of thermal insulation rules in Turkey in buildings TS825. Given calculation values for walls in accordance with it made analysis, it's appear to that adobe walls provide desired condition of building physics and required a comfort. This condition also causes reduction of energy consumption, especially in winter months and at the end. Dear Fatma, as we are over time a little bit too much, can you just be a little faster? Yes. I will give my presentation as quickly as I can. Heat and sound. Yes. Yes, we have to finish. Yes, because you know that there are a lot of material. The economy is very important in these days. You know, everybody says about the economy and compare with other fields. Yes. I didn't speak so much, and thank you very much. I will
Technical attention. Earthquakes, everybody knows Turkey lives very earthquakes for many times, and everybody knows that concrete buildings are not built in very good condition. Thank you very much. No, I think this presentation, mine is coming up a text of yesterday's presentations. I again present my best wishes to the organizing committee, the members of the scientific committee, and participants. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you, Mr. Sedes. Yes, see you at 12 o'clock again. Thank you very Thank much. Thank you. Thank you. Thank you. Now we will continue with Mrs. Seçil Şatır, a pioneer architect on Adobe Carpet Research, Gernot Minke. Yes, Mrs. Seçil Şatır, we are listening to you. Merhabalar. Geldi mi acaba ekrana benim çalışmam? Çalışmam ekrana geldi mi? Ekrana geldi mi? Göremiyorum şu anda. Hayır, göremiyorum. Bekliyorum. Demin bir deneme yaptık. Ekrana gelmişti. Geliyor. Şu anda geliyor. Evet, geldi. Ha, tamam. Geldi mi? Tamam, çok evet, şükür. Geldi. Tamam, geldi. Çok şükür. Özür diliyorum bu teknik arızadan dolayı. Keşke önce konuşmuş olabilseydim diye düşündüm. Ama özür diliyorum. Zamanımı iyi kullanmaya çalışacağım. Benim konuğum kerpiç araştırmasında öncü bir mimar Gernot Minke. Gernot Minke özür diliyorum. Gernot Minke benim 1975-81 yılları arasında Kassel Üniversitesi'nde tanıdığım bir mimarlık profesörüydü. O dönemde alternatif teknoloji grubu vardı okulda. Ben de o gruba güneş enerjisini çok merak ettiğim için o grupta çalışmaya başladığımda kendisini tanıdım. 81 yılında mezun olurken de profesörüm benim diploma jürimde Gernot Minke'nin uygun olacağından bahsetmişti kendisinde. Kerpiç üzerine yaptığı çalışmalarla da tanıdıktan sonra doğrusu benim için bir fırsat oldu bu bilimsel toplantıya katılmak ve kendisinde jüri üyeliği için bir teşekkür niteliğinde fırsat olduğu için bu organizasyona ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla tarih öncesi geçmişi kerpiçin milattan önceki devirlere uzanan bir özelliği var ve Anadolu'da da özellikle Anadolu'nun her yöresinde özellikle de Çatalhöyük yöresinde çok önemli yapılar tarih öncesi devirlerinde var ve bu yapılar özellikle de Jürgen Zeher tarafından araştırılırken Minke'nin araştırmalarında gönderme yapmış Jürgen Zeher ve Anadolu'da yaptığı çalışmalarda kendi araştırmalarında atıflar yapmış. Minke'nin Ankara yöresindeki Yazır köyü kerpici ve yine Evren ilçesi kerpiçleri üzerine yaptığı araştırmalarda ısırma testinden söz ediliyor. Bu ısırma testinden yüksek oranda en ince kum ve bir miktar ince kum içerdiği söyleniyor. Yeterli kil içeriği bulunmakta Yazır kerpiçinin ve %2-4 arasında değişen oranda da kireç içerdiği, tuz ruhu hidroklorik asit ile bir araya geldiğinde de bir miktar köpürdüğü ama bunun uzun sürmediğinden söz ediyor Minke.
Evren ilçesi kerpiçinde ise daha yüksek oranda ince kum bulunuyor. Schluff dediğimiz Almanca'da çok az miktarda da kum içeriyor. Kil içeriği ve kireç miktarı da yazır kerpiçine oranla daha az olduğu söyleniyor. 1980, ben tabii ki Türkiye'deki kerpiç araştırmalarını da çok araştırdım ama burada sadece iki konudan söz etmek istiyorum. 1980 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde TÜBİTAK MAK 505 projesi olarak yapılan bir araştırmada alçılı kerpiç yani alker üzerine çalışmalar yapılmış. Bugün hala deneysel olarak yapılan bina Ayazağa Kampüsü'nde hizmet vermek. Ve alkerin de diğer kerpiç toprağına göre %10-20 arasında alçı katılmış olduğu ve fiziksel ve mekanik özellikleri açısından da normal kerpiçe göre daha üstün olduğu söylenmekte. Aynı zamanda metodolojik konudan söz edersem ben sadece literatür taraması yaptığımı söyleyebilirim ama aynı zamanda Gernot Minken'in çalışmalarını 1974 yılından 2006 yılına kadar incelediğim nedenle onun çalışmalarının içindeki sürecin ne kadar düzgün bir süreç olduğunu ve bu süreç içinde çok farklı bakış açıları geliştirdiğini ama aynı zamanda yenilik getirdiğini ve bütünselliğinden söz ederek matrisler içinde inceledim. Gernot Minken'in çalışmalarından söz edersem ama bu arada özür dileyerek bir geriye doğru gidiş yapıp özür dileyerek aynı zamanda 40 yıl boyunca devam eden ve gelişen proje çalışmaları, araştırmaları nedeniyle Bilge Işık'ı çalışmalarını da araştırmıştım. Kendisinin 40 yıl boyunca devam eden bu çalışmaları sonunda iklim konforu ve enerji tasarrufunun ölçülebildiğini söylüyor. Deprem güvenliğini test edildiğini söylüyor kerpiç araştırmalarında. Aynı zamanda beton ve makinalarının kullanımı ile kerpiç yapımının hızından söz ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki araştırmaların da hiç geri kalmadığı ve paralel düzeyde geliştiğinden söylemek mümkün. Ama Gernot Minken'in çalışmalarında gelirsem eğer bu ekolojik yapılar üzerine başlangıçta çalışmalarını geliştiriyor. Düşük maliyetli yapıları geliştiriyor. Kerpiç yapılarını çok çok araştırıyor ve ağırlıklı kerpiç malzeme ile projelendirdiği çok sayıda konut, ofis, özel ve kamu binaları hem tasarlamış hem de uygulamaya geçmiş. Çalışmaları aynı zamanda kendi ülkesinde değil, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerine kadar uzanmış ve Hindistan'da uzun süre çalışmalar yapmış. Gernot Minken'in hayatından çok kısaca söz edersem eğer, 1937 yılında Rostock'ta, Almanya Rostock'ta doğmuş, Berlin ve Hanover şehirlerinde mimarlık eğitimini tamamlamış, ardından Stuttgart Üniversitesi'nde Hafif Yapılar Enstitüsü'nde öncü bir mimar olan bütün mimarlık yetkilileri bu ki ismi tanır. Fray Otto'nun asistanı olmuş. Bu kendisinin ufkunu çok açtığı gibi çalışmalarında da önemli aşamalar kaydetmiş. Çünkü aynı zamanda Almanya'da her sene düzenlenen Bundesgartenschau da o 1955 yılındaki Bundesgartenschau da Fray Otto'nun çok büyük bir standını Gernot Minke düzenlemiş, hazırlamış ve bu bahçe sergisi bitki sergisi olmaktan öte mimarlık sergisine dönüşmüş. Çünkü orada yaptığı, hazırladığı stand çalışmaları ve tanıtımı gerçekten Gernot Minke'yi çok ünlü hale getirmiş. Daha sonra
yine çok büyük bir aşama kat ederek Bauhaus'u hepiniz bilirsiniz. Bauhaus'un Almanya'daki ardılı olan ve 1950'li yıllar ile 60'lı yıllarda çok önemli bir eğitim veren Ulm Okulu. Ulm Okulu hem ergonomide hem teknik ve teknolojide Bauhaus'un çalışmalarını 50'li 60'lı yıllara taşımış bir okul. Yani ki bu okulda öğretim üyesi olarak çalışmış 1967-69 yıllarında, daha sonra ise 1971-72 yıllarında aynı okulda Çevre Planlama Enstitüsü'nü kurmuş. Dolayısıyla Ulm Okulu'nda çalışmış olması kendisinin Bauhaus düşüncesini de geliştirmiş, kendisinde içselleştirmiş olduğunu göstermekte. Gernot Minke'nin 1974-75 yıllarında üzerinde önemli çalıştığı inşaatın ve mimarinin daha ekonomik olması konusundaki araştırmaları, özellikle susuz beton ve kükürtlü beton üzerinde gelişiyor. Ama kükürtlü betonun daha sonraki bu konu, kükürtlü betonun gerçekten çimento betonuna göre çok daha ekonomik, çok daha sağlam sonuçlar verdiğini görüyor. Ama Gernot Minke'nin bu araştırması üzerine ben çok merak ettim. Türkiye'de kükürtlü betonun durumu nedir acaba diye. Türkiye'nin kükürt rezervleri ne yazık ki çok az olduğundan, dışarıya bağımlı olmamak şimdi kükürtlü beton Türkiye'de bir gelişim gösterememiş. Daha doğrusu Gernot Minke'nin daha sonraki araştırmaları özellikle de kerpiç üzerine daha çok gelişmiş ve kerpicin her türlü gelişimi üzerine, kerpicin tüm detayları üzerine, kerpicin laboratuvar çalışmaları üzerine çok derin ve çok geniş araştırmaları var. Bu araştırmaları konusunda bütün ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'deki araştırmalar zaten kerpicin her şeyi konusunda, kerpicin tüm laboratuvar çalışmaları konusunda da çok geniş araştırmalar ve derin araştırmalar Türkiye'de özellikle gelişmiş. Ama nem içeriğinin balçık tipine göre, balçık bileşenlerinin karışım oranına göre, bitki saplarının, liflerinin karışma düzeyine göre değiştiğinden söz ediyor. Ve buna karşılık su içeriğini aza indirmek, mekanik sıkıştırma özellikleri geliştirmek, kil içeriğini azaltmak, saman, kuru ot, funda, çam iğneleri, ormanın çam iğnelerini geniş çapta kullanıyor ve ayrıca ikinci kez değerlendirmiş oluyor. Çalı çırpı gibi özelliklere katıldığında da daha iyi elde edilebilir sonuçlara ulaşılabildiğinden söz ediyor. Ve yüzey oranı %3, 0,3 çarpı 0,6, kalınlığı 0,06 olan aynı büyüklükteki yassı balçık örnekleri ne binanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bir deneme, bütün bu araştırmaları ardından deneme binasını gerçekleştirdiğinde numuneler başlangıçta 4 gün boyunca yaklaşık olarak 20 santigrat derecede kurutulduktan sonra elde ettiği binalarda ideal sonuçlara ulaşıyor. Minke'nin kerpiç üzerine çalışmaları yalnız bizim tanıdığımız, daha doğrusu benim tanıdığım kerpiç doğrultusunda özellikle daha ileriye götürerek, sizler daha iyi tanıyorsunuz mutlaka, benim tanıdığım doğrultudan öteye kerpici sıkıştırabilmek için kalıplar üretiyor. Ve bu kalıplardan en önemlilerinden bir tanesi T kalıbı. T kalıbı 80 santim boyunda, 40 santim yüksekliğinde
ve özellikle de 14 santimetre ile 30 santim arasında gelişen bir iç kalınlığı var. Duvarın kalınlığını elde etmek açısından böyle bir kalıplı çalışmayı 1978 yılında inşa edilmiş olarak denemelerinin ardından da 1978 yılında Guatemala'da bir deneme yapıyor. Guatemala çalışmaları onun gerçekten ilginç bir hale gelmiş. Çünkü tek kalıbın içine aynı zamanda ülkenin özelliğine göre ahşap, bambu, metal, her türlü çubuğu koyabiliyor. İki adet çubukla bu tek kalıpları çatıdaki bir yere de bağlayarak onun garantisini sağlıyor. Ve tek kalıplar arasında da ayrıca bağlantılarını, ders bağlantılarını iyi sağlamış oluyor. Guatemala'da yaptığı çalışmada yukarıdaki bu çubukları yukarıya bağlama esnasında çubuklar bağlanamadan son derece ilginç 60 saniye süren şiddetli bir depremle karşı karşıya kalıyorlar. Ama tam bu esnada 30 kilometre mesafedeki bir kilise yıkıldığı halde Minke'nin deneysel olarak Guatemala'da gerçekleştirdiği binada bu T kalıplı çalışma sadece üst tarafından 10 santimetre bir eğim gösterdiği halde kesinlikle yıkılmıyor. Burada Gernot Minke'nin T kalıplı çalışmalarının kalıbını ve kalıptan çıkmış bir örneğini görüyoruz. Diğeri ise Gernot Minke araçlarını geliştirerek, üretim açısından araçlarını geliştirerek balçık karıştırma kamyon lastiklerinin içine çimento beton doldurarak balçık karıştırma aracı geliştiriyor. İki çift lastiği hem ileri hem geri döndürdüğünde karışımın çok mükemmel elde edildiğini söylemekte. İnsan gücüyle, hayvan gücüyle ve küçük motorize güçle karıştırmak mümkün bunu aynı zamanda. Gernot Minke'nin hızı, sağlamlığı, depreme dayanıklılığı elde edebilmek için geliştirdiği diğer bir araç 180 santim boyunda, 40 santim yüksekliğinde, iç hacminin genişliği ise 15-20 santim olabildiği gibi daha kalın da olabilen, aynı zamanda içine burada gördüğünüz gibi iki kalıp üst üste yerleştirilmiş ve burada gördüğünüz tokmaklarla %60-70 oranında sıkıştırabilme özelliği kazandırılmış bir duvar elemanı görmüş oluyorsunuz. Bu duvar elemanlarıyla gerçekleştirdiği yapılarda sıkıştırma oranının çok yüksek olması nedeniyle gerçekten hem kerpicin kalitesinde hem depreme karşı dayanıklılığında hem de yapım sisteminin hızlı gelişiminde çok ileri düzeyde fayda sağlamış oluyor. Aynı zamanda kerpicin lineer büzülmesinin %1'den daha az olması sağlanmış oluyor. Ben Gernot Minke'nin bütün bu çalışmalarını matris içinde değerlendirerek analiz ettim. Burada gördüğünüz örnek gibi 1975-2006 yılları arasındaki çalışmalarını, bundan sonrasında kendi çalışmaları var mı bilemiyorum. İnternetten kendisiyle direkt iletişim kurmadım. İnternetten ve elimde 40-45 yıl önce elde etmiş olduğum kitaplarından faydalandım. Dolayısıyla bu matris çalışmalarının devamı da burada gördüğünüz gibi ve yorumumu da sonuca bağladım. Ama Gernot Minke'nin yaptığı çalışmalardan birkaç örnek de size sunmak istiyorum. Zamanımı aşmadığımı düşünüyorum.
özür dileyerek. Şimdi burada gördüğünüz örnekler içinde onun gerçekten çok yaratıcı bir kimliğini ayrıca görmüş oluyorsunuz. Sağ taraftaki resim kendisidir. Bu çalışmaları yaptığı daha genç olduğu dönemde. Şimdi halihazırda yaşadığını biliyorum. Dolayısıyla özür dileyerek buradaki çalışmalar gerçekten onun çok ileri düzeyde kerpici nerelere götürdüğünü de gösteren örnekler. Hani hatırlarsınız bizim köylerimizde soğuk hava girmesin diye kapılarımızın altına içine kum doldurduğumuz bez borular vardır. Onu nereden öğrendiyse öğrendi ya da tamamen kendi düşünmüş de olabilir. Ama Anadolu'yu gezdiyse, köyleri gezdiyse bunu görmüş de olabilir. Burada gördüğünüz örnek 1982 yılında çok araştırmasını yaptıktan sonra 70 santim boyda ideal sonuç aldığını söylediği ve Kassel'de gerçekleştirdiği bir yapıyı görüyorsunuz. Ama bu daha önce deneyselde bu hortum, bez hortumlar, kerpiç bez hortumlar daha uzun. Ama bundan sonra başka bir yapısını bulamadığım için örnek koyamadım. Ekstrüde balçık dediğimiz bir çalışma tarzı. Ekstrüzyon yöntemi aslında endüstride kullanılan profil çekme yöntemidir ve son derece başarılı sonuçlar alınır. Pencere ve kapı profilleriniz ister alüminyum, ister diğer metaller, isterse sentetik malzemeler olsun, ekstrüzyon yöntemiyle, yani profil çekme yöntemiyle yapılır. Ama bir profil çekme yönteminin bir kerpiç üretimine uygulanabiliyor olması onun gerçekten yaratıcı kimliğini ortaya koymaktadır. 1992 yılında da Minke yine Kassel'de yaptığı denemede böyle bir kubbeli bir çatıyı da meydana getirmiş. Orta çağ çatıları gibi, ama burada yaptığı, gerçekleştirdiği diğer bir özellik, içeride tüm kubbeyi içine alan bir kalıba gerek duymadan bir merkezi, sağlam bir merkezi çubuk etrafında dönen özel bir dönme kılavuzu geliştirmiş. Ama her kademede ve kubbenin her yükselişinde özelleştirilmiş kerpiç parçalarını elde ürettiği de söyleniyor. Burada ise yine Almanya'nın Sorsum şehrinde gerçekleştirdiği bir anaokulu var. Bu anaokulu 10 metre açıklıkta çok amaçlı bir salonu var, kubbeli bir salonu. Etrafında ikişerden 3 grup kubbeli destek binaları var. Böyle bir yapının üzerini de üzerine 15 santimetre çamur, toprak tabaka ve 15 santimetre taş yünü koyduktan sonra hava koşullarına ve yağmura, kara karşı da önlemini alıp tamamen doğal bir görüntü kazandırdığı da görülüyor. Diğer bir eseri Bolivya'da La Paz şehrinde gerçekleştirdiği ve Alman Goethe Enstitüsü'nün bir kültür merkezi binası. Bu kültür merkezi binasının 8.8 metre yüksekliği, 8.8 metre kubbe, engelsiz bir kubbe çapı, 5.65 metre yüksekliği kullandığı çok özel el yapımı kerpiçten de 9400 adet kerpiç kullandığı yazılmakta. Ve gerçekten de buradaki kalıpsız bir dönme tertibatını burada da kullanmış. İçinde bütün kubbeyi yapabileceği devasa bir kalıba hiç gerek duymadan merkezi bir çubukla kalıpsız bir dönme tertibatıyla çalıştığı için çalışma
hızı giderek hem artmakta ve her şeyi hesaplandığı için de çok doğru bir kubbe ölçüsü meydana gelmekte. Dolayısıyla bu çatının üzerini cam elyafla kapladıktan sonra üzerine ayrıca radyasyonu, ultraviyole radyasyonunu yansıtan ve geri iten, çünkü bir alüminyum tozu ile desteklemiş böyle bir yapıyı kerpiçle yapabiliyor olması tabii ki çok eski tarihlerde ve özellikle İslam ülkelerinde çok daha gelişmiş yapıları görmek mümkün. Ama bu açıklıkta ve bu yükseklikte bir yapıyı ve üstelik kalıpsız gerçekleştirebilmiş olması onun bir başarısıdır denebilir. Ben sonuca geldim. Hocam, evet Sayın Hocam, yavaş yavaş artık süremiz doluyor. Bitiriyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bitiriyorum. Sonuçta gerçekten 45 yıl gibi bir zaman zarfında gerçekten dünyadaki diğer araştırmalara göre çok öncü bir başlangıç sergilemiş. Alman din normlarının özelliklerini inceleyerek geliştirmiş. Her türlü araç gereci geliştirerek balçığı defalarca ve onlarca kere laboratuvar testlerinden geçirmiş olarak bu çalışmaları yapmış olması, balçık karıştırma makinaları ve diğer daha çok makinası var ama ben onları buraya koymadım. Özellikle de pamuklu bez hortumu ile heykelsi yapı çalışmaları da var. Buraya koyamadım zaman nedeniyle. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmiş olması onun gerçekten bir önce kimliğini ortaya koyuyor. Hem bir süreç içinde izlenen mimari düşünce gelişimini hem de basit, ekonomik ve depreme dayanıklı kerpiç ve balçık ham maddesini çağdaş bir aşamada kullanmış ve geliştirmiş olması nedeniyle kendisine hem bir bildiriyi sunma fırsatı bana verdiği için ve jüri üyem olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlıklı ve verimli bir ömür diliyorum. Benim ufkumu da açmış olduğu için. Ayrıca bu organizasyonun en başında bulunan Profesör Doktor Bilge Işık ve eş başkan Doktor Ömer Dabanlı'ya ve tüm organizasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Thank you very much for your nice presentation. And now we are continue with Mrs. Seda Nur Sezer and Mr. Ümit Arpacıoğlu. The presentation is a study on the sustainability of green facade applications with kerpiç buildings. Yes, please. Hi. My name is Seda Nur Sezer. I'm from Mimar Sinan Fine Arts University. And Ümit Arpacıoğlu, Mimar Sinan Fine Arts University. This study is about whether it can be adapted to the adobe structure with the green facade classifications and positive aspects that have come to the fore in recent years. The facade is a protective outer building layer that has the task of protecting the buildings from the corrosive effects of the external environment and variable weather conditions. With the advancement of facade technology, green facades are exaggerated around the world, draw attention and encourage global climate change. While the building facades offer a comfortable environment to the user with their changing features in accordance with the external environment conditions, they also provide a positive effect in creating an energy efficient environment inside the building. The existence of many plant species that can survive even in difficult surface conditions, such as cliff ridges and rock surfaces, without the need for soil gave designers an idea to create green areas in the building shell. One of the turning points in this field was the development of scientific design and application method by the French botanist Patrick Blanqui. The importance of the use of plants in the facade has just begun to be understood today. Considering the history,
It can be seen that this ecological infrastructure approach is not new. It is a system that can be used to improve the existing urban design based on the Hanging Gardens of Babylon. In studies on the benefits of the planting building facades, it has been observed that plants provide insulation support for building facades. Turf houses in Iceland can be considered as an example applied for this purpose. In these houses, the walls and roofs of the buildings are generally made of wood and their facades are planted. The walls and roofs of these houses, which are generally built on the slopes, have a 40-45 centimeter thick vegetation layer. This vegetation layer works as a protective insulation layer for structures from cold. Thus, facades are planted in a cold climate like Iceland, carry the comfort inside the building to a certain level. Planted facades, according to their purpose and characteristics in the literature, vertical garden, vertical landscaping, green facade, green wall, green curtain, living wall, leaf wall, it is classified under different names such as bio wall. The basis of the facade system is to create a plant layer on a facade element using soil or soilless cultivation technologies and to install this facade element on the facade or to cover the facade by rooting the plant from the ground. Green walls can be classified as green facades or living walls depending on their purpose and characteristics. Living walls are built with different layers and varying planting styles depending on geographical location, function, and weather conditions. Vertical gardens are facade elements mounted on the facade of the building and layer of plants or grass grown on it. Planting in vertical gardens is done in metal or polymer-based modular panels that contain their own growing elements like soil, felt, pallet, etc. Vertical gardens are classified as ground-based systems or wall-based systems, often referred to as green facades and green walls. They add that the green facades consist of vegetation, usually vines, that grow vertically along the wall of a building, erected at the bottom of an external wall, and either adhering directly to the surface or climbing along a physical support. In green walls, vegetation is planted in a substrate that is mounted vertically on a building's facade. Good facade cladding should not emphasize aesthetics, but also act as a shield from extreme weather conditions, especially in different climatic conditions. This protective layer, while functional, this should allow the building to breathe while defining its importance and character. This should also lead to more robust, energy efficient, innovative, and adaptable facade systems in all climate conditions of the coating material and system. In recent years, the applications of modern green curtains, especially modular grid panel, and cable and wire rope net systems, which carry wrapping, climbing, and hanging plants and also keep these plants away from walls and other building surfaces is common. There is a gap between vertical walls and the building walls. This gap is beneficial in terms of breaking possible thermal bridges, insulation buildings against noise and extreme temperatures, and protecting walls from absorbing root damage. When applying vertical garden systems, the material to be used should adapt to environment where it is located and should be selected according to structural and vegetative characteristics of the system. In addition, care should be taken to protect nature while applying the selected systems. Green wall technology can be divided into two main classes as green curtain and leaf wall. Their mixed type is called hybrid wall.
Both wall types have distinctive engineering features, planting limitations, maintenance requirements, and different effects on settlements. Since the panel systems can be moved at any time, it is easy to maintain in terms of insects and disease. As the weight of the garden is reduced by removing the soil in the hydroponic method, the effect of the load created by the elements carrying the system on the building is also reduced. The conditions that should be considered in vegetation work on building surfaces are: before the building surface planting work, the wall is carefully examined and the application is carried out in this direction. The growth strength of the plant, the direction of development, and the longevity feature are compatible with the structural system and material properties of the building to which it will be applied. It can be isolated as preventing the user from damaging the building surface with herbal application by informing the user about the issues such as maintenance and usage. The choice of resistance type of plant that requires the least irrigation and is suitable for the climate in which it is applied directly affects system to be used as a vertical garden in the long term. In vertical planting system, plant selection, soil or soilless system that fits the plant, irrigation, the irrigation technique, and its connection to application surface, substructure are solved by various methods. Among the important advantages of adobe material, it is economical and healthy. It can be produced easily by using local facilities and simple tools. No energy is used for its construction, and no harmful gas emissions such as carbon dioxide into the atmosphere. Adobe can be easily produced in the region where it is located without the need for any specialist and facility. Waste does not occur during the production of adobe. The waste is generated when the adobe structure has completed its service life are environmentally friendly. The two most prominent disadvantages of the soil material are its low compressive strength and high sensitivity of moisture. Among sustainable and natural building materials is adobe. It also has sound and heat insulation properties. It is therefore used as a traditional building material in Turkey's rural areas. The high cost of the studies carried out in order to eliminate these disadvantages and to improve the properties of adobe soil until today, the problem of adaptation to local conditions and the need for advanced technology, the success level has been low. Vertical gardens can be affected from heavy rain and strong wind. They can clean the water along the planters, fill it with plants. Furthermore, they reduced wastewater as rainwater collected in the hydroponic system is used for plant irrigation. Green facade systems can solve the weak water resistance of the adobe structure. When there is a plant layer that protects the outer door, the plant layer holds the rainwater and allows it to flow without touching the structure. On the other hand, the plant layer prevents strong winds from eroding the structure. It wraps and protects it. Considering the example of turf houses in Iceland, the wooden structures that appear as a whole with the topography. In this direction, the adobe structure can appear as a part of the land when the facade is covered with plants suitable for its climate and the system suitable for its purpose. Thank you so much. It's done. Thank you very much for your presentation. Is it okay? Yes, it's done. Thank you so much.
Okay, thank you for your presentation, and you use your time very good. Now we will have the other presentation with Mrs. Sinem Tuğçe Şahin and Esra Yaldız. The use of adobe as one of traditional building materials in designing new architectural products for sake of sustainability, the model of Hüyük Agriculture and Youth Camp. Yes, we can go on to the presentation, Mrs. Sinem. Sinem Hanım, sesiniz kapalı. Tekrar dener misiniz? Sesinizi alamıyoruz Sinem Hanım. Oldu mu acaba? Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Şu anda geliyor, evet. Tamam, tekrar edeyim. Sempozyum bu bildiride bulunmaktan çok büyük keyif aldım. Çok güzel şeyler deneyimledim. Emeği geçen herkese başta Bilgi Hocam olmak üzere teşekkür ediyorum. Sizlere bugün sürdürülebilirlik adına geleneksel yapı malzemelerinden kerpiçin yeni mimarlık ürünlerin tasarımında kullanılmasına bir örnek olarak Hüyük Tarım ve Gençlik Kampı projesini anlatacağım. Öncelikle sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilirlik kavramı 1987 yılında Ortak Geleceğimiz başlığında Birleşmiş Milletler'in Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nda gündeme geliyor. Daha sonrasında önem kazanmaya başlayan bu kavramı genel olarak doğal kaynakları tüketmeden veya derin ekolojik hasar vermeden istikrarlı bir biçimde devam ettirebilme yeteneği olarak tanımlıyoruz. İnsan nüfusunun faaliyetlerinin doğal, sosyal ve kültürel çevreleriyle geniş bir uyum içerisinde olduğu denge olan sürdürülebilirlik, yapay ve doğal çevrenin korunumu ile birlikte insanların kaynakların sürekliliğini de sağlamayı amaçlamaktadır. Daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam oluşturabilmek ve bunu nesiller arasında aktarabilmek adına mimarlık alanında da sürdürülebilir tasarım anlayışları geliştirilmiştir. Sürdürülebilir mimari doğal çevre ışığında tanımlandığında çevresindeki doğaya ve çevreye duyarlı, iklim koşullarına, topluma ve kültüre uyum gösteren, üretiminde ve kullanımında minimum enerji tüketen, geri dönüştürülebilen bir malzemeyi kullanan, ekosistem içerisinde bir döngü öneren bir mimari yaklaşım şeklidir. Sürdürülebilir mimarinin asıl amacı enerji kaynaklarını minimum seviyede kullanan, doğayla uyumlu ve insan sağlığına zarar vermeyen yapılar oluşturmaktır. Sürdürülebilir mimarlık ürünlerin yapıldığı yerin işte doğal koşulları, topografik özellikleri, bulundukları çevreden sağladıkları yapı malzemeleriyle uygun teknik ve biçimleri kullanan, yalıtım özellikleri sayesinde sağlıklı ve konforlu bir yaşam çevreleri oluşturan mimari ürünler olarak değerlendirebiliriz. Sürdürülebilirlikte en önemli yapı taşın geleneksel yapı malzemelerinin kullanımı oluşturmakta. Mimari kültürün devamının sağlanması ve sağlıklı olması sebebiyle geleneksel yapı malzemeleri gelecekte de ihtiyaç duyduğumuz sürdürülebilirlik gereksinimi karşılamada bizlere çok yardımcı oluyor. Genel olarak geleneksel yapı malzemelerini bölgesel ve iklimsel veriler etkisiyle taş, toprak yani kerpiç ve ahşap olarak gruplandırabiliriz. Kısaca bu malzemelerin genel özellikleri az enerji harcanarak üretilmeleri, doğal kaynakların kullanılabilmesi, üretiminin kolay olması ve sonrasındaki geri dönüşümlü olmaları, daha sağlıklı yaşam çevreleri oluşturabilmesi adına mimaride sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni olarak değerlendirebiliriz. Çalışmanın alan kapsamında yapımı ve kullanımında daha az enerji gereksinimi olan, çevreye zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen, yapısal özelliği gereği doğal havalandırma imkanı veren ve kullanıcılar için en sağlıklı ortamı oluşturan kerpiç malzeme kullanıldı. Çalışmamız Konyaeli Hüyük ilçesi Çavuş Mahallesi'nde 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ve Hüyük Belediyesi'nin öncülüğünde yapılıyor. Yaklaşık olarak 200 öğrencinin konaklaması ve sosyal faaliyetlerinin sağlanması hedefleniyor.
Genel anlamda bu projenin yaklaşımını mimari tasarımındaki amaçlanan hedefleri anlatacağım. Sürdürülebilirlik bağlamında geleneksel yapı malzemelerinin yeni mimarlıkta kullanımı bizler için kaynakların ekonomik kullanımı, yeniden kullanım faaliyetleri, yapılı çevre ilişkilerini sorgulayan bir sistem. Geleneksel yapı malzemelerinden taş, ahşap, saman, sıkıştırılmış toprak ve kerpici kısaca anlatmak istiyorum. Taş, en eski medeniyetlerden beri kullanılabilen, dayanıklı, üretim ve kullanım aşamasında çevreye zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen ve şekillenebilir bir malzeme oluşuyla sürdürülebilir bir malzeme olarak değerlendiriliyor. Ahşap ise geleneksel mimaride çok yaygın bir kullanım alanına sahip. Sürdürülebilir bir malzeme, yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. En önemli özelliği de geri dönüştürülebilir olması. Hasır ve saman da buğdayın veya çavdarın işlenmesinden sonra kalan artık kısım. Bu da yağmur ve kar gibi etmenler karşısında yalıtım yönünden iyi bir performans gösteriyor. Aynı zamanda bağlayıcı olarak da bizim için birçok avantaja sahip. Sıkıştırılmış toprak ve kerpiç de topraktan elde edilip inşaat alanında kullanılan en önemli geleneksel malzemelerimizden birisi. Doğal ve zararsız oluşuyla, hiçbir kirlilik ve atık oluşturmamasıyla bizim için birçok avantaja sahip. Üretim aşamasından kullanım ve tüketim aşamasına kadar çevreye duyarlı, ekolojik, maliyeti az, tesis kurulmasını gerektirmeyen, ısı yalıtım değeri yüksek bir yapı malzemesi. İç mekanda nemi insan sağlığına uygun oranlarda tutarak nem de düzenleyici görevi görüyor kerpiç. Aynı zamanda bağlayıcısı da doğadan elde edilen kirli toprak olduğu için sıvama malzemesi olarak da kullanılabiliyor. Kerpiçin yapılarda maliyeti az oluşu, üretim tesisi gerektirmemesi, ısı yalıtım değeri yüksek ve iç yaşam alanlarında zorlu güneş ve dış ısıdan koruduğu için genel anlamda eskiden beri günümüze kadar gelen bir yapı malzemesi olarak değerlendirebiliriz. Kerpiç malzemenin kullanıldığı yapılar çevresel sistemleri en üst seviyede koruyan, enerji tasarrufu sağlayan, güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanan ve doğal havalandırma imkanı veren bir malzeme. Üretiminde ve ömrünü tamamladığında herhangi bir zarar vermediği için sürdürülebilir bir malzemedir. Tüm bu kazanımlarıyla birlikte geleneksel olanın devamının sağlanabilmesi ve bunu gelecek kuşaklar arasında aktarmak amacıyla kerpicin yeni mimarlık ürünlerinde de kullanımı oldukça önemli. Dünyada kerpicin kullanımına birkaç örnek verebilecek olursak, İsviçre'de 2013 yılında inşa edilen Ricola Herb binası, 1969'da Amerika'daki inşa edilen Lalus ve 2010 yılında inşa edilen Banasura bunlara bir örnek teşkil edebilir. Kerpicin ülkemizdeki kullanımını örneklerden birisi de projemizin alanına da çok yakın konumlanan Sonsuz Şükran Köyü. Sonsuz Şükran Köyü 2010 yılında Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde kurulmuş bir köydür. Burada birçok sanatçının, yazarın veya akademisyenin emek harcadığı, birçok ortak paydada paylaşımda bulunduğu bir sanatçılar köyü olarak adlandırabiliriz. Burada tek ve iki katlı kerpiç evler mevcut. Birçok şeyde atölyeler kuruldu. Daha da çalışmaları devam ediyor. Kerpicin kullanımını ülkemizdeki iyi bir örnek olarak değerlendirebiliriz. Bunu göstermek istedim öncelikle. Alan çalışmasına geçtiğimiz zaman bizim Sonsuz Şükran Köyü ile alan çalışmamızın arasında küçük bir gölet bulunuyor. Alan çalışması da şu şekilde burada konumlandı. Alan çalışmasında kerpiç malzemenin kullanılmasının en önemli sebeplerinden birisi aslında Sonsuz Şükran Köyü. Sonsuz Şükran Köyü'nün hedeflediği bu kerpiçin günümüzde de kullanımını desteklemek amacıyla bu proje öncülük ediliyor bu projeye. Projenin yapımı devam etmekte şu anda. Mevcutta 6 tane konaklama alanı tamamlanmış durumda. Eğimli bir arazide konumlanan projede doğal bir görüntü elde edebilmek amacıyla yerleşimde simetriden kaçınarak plan tiplerinde de 4 farklı plan tipi elde ederek bir tasarım benimsendi. Şurada vaziyet planında gördüğümüz üzere 27 adet konaklama alanı mevcut. Bir tane de sosyal tesis binası var. Sosyal tesis binası strüktürel problemlerden dolayı betonarme yapılacak. Diğer konaklama alanları tamamen kerpiç ve taşın birlikte kullanılmasıyla imal ediliyor.
Burada plan tiplerine ait şematik olarak görüyoruz. Her bir plan tipinde bir adet girişte bulunan sofa, hemen ardında bir banyo kısmı, ileride iki tane yatak odası. Yatak odalarında öğrencilerin dörder kişi kalması öngörüldü. Yani bir evde toplam 8 öğrenci kalacak. Bu şekilde tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 şeklinde 4 farklı plan tipimiz mevcut. Burada tip 2 evinin şu anda mevcuttaki görünüşü, tamamlanması da belli bir süre alacak. Şu anki aşaması bu durumda. Kerpiç yapı inşa edilirken en çok kullanılan yöntemlerden birisini biz de benimsedik. Taş ve kerpiç bir arada kullanılıyor. Kullanılan taşlar çevredeki doğal taşlar. Temelde toprak altında kalan kısımlarda suya karşı daha dayanıklı olan ilmen taşı. Toprak seviyesinin üzerinde ise şekil alması kolay olan serki taşı tercih edilmiştir. Su basma kotundan sonra ise kerpiç duvar örülmesi planlanmıştır. Burada bir taş duvar örümü tamamlanmış, kerpiç aşamasına geçilecek bir yapıyı görüyoruz. Binaların ana malzemesi olan kerpiç, yöre halkının da destekleriyle bölgeye yakın bir yerde hazırlanıyor. Su ve samanın belli oranlarda karıştırılarak özel kalıplara dökülüp kurutulmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde de duvar örümünde kullanılıyor. Projede kullanılan kerpiçler ana ve kuzu ölçülerinde. Burada proje alanındaki kerpiç blokları görüyoruz. Binaların çatı örtüsü düz topraktan, çatının taşıyıcı sistemi de ahşap karkaslarla oluşturuluyor. Ahşap seçiminde kuru kavak ağacı tercih edildi. Kirişlerde ve dikmelerde 35 santim, normal ahşap ızgara sisteminde de 20 santimlik kavak ağacı kullanılıyor. Kavak ağacı ile oluşturulan karkas yapı üzerine hasır şeklinde kamışlar seriliyor. Hasır kamışın üzerine ise en üst örtü olan toprak malzeme serilerek yuvak adı verilen taş silindirle sıkıştırılarak imalat tamamlanıyor. Burada zaten şu anda çatı örtüsünü ve ahşap iskeletini görüyoruz. İçten gördüğümüzde tavandaki ahşap taşıyıcı detayları. Pencere ve kapılarda da ahşap lentolar kullanılıyor. Lentoların ölçüsü de 10-15 santim. Kapıdaki lento detayı, penceredeki lento detayı. Projedeki 27 adet konaklama yapısının 7 tanesi tip 1, 10 tanesi tip 2, 6 tanesi tip 3, 4 tanesi tip 4'tür. Burada tip 1 plan tipine ait plan, kesit ve görünüşler görünüyor. Aynı şekilde tip 2'nin planı, kesiti ve görünüşü. Tip 3, tip 4. Tip 1 ve tip 2'de veranda önden giriş, önden girildiği zaman veranda önde yer alıyor. Tip 3 ve tip 4'te sofadan girildikten sonra arka taraflardan çıkılıyor verandaya. Veranda arkaya bakıyor. Projenin alanındaki konumlanışından dolayı yol potundan da faydalanılarak bu şekilde öngörüldü. Proje yapım süreci halen devam etmekte. Güncel durumda 6 tane konaklama yapısı tamamlandı. Bu göletten görünür şu anda mevcuttaki yapıların. Bu tip 4'ün planı, görünüşü. Bu da ön taraftaki yoldan görünüş. Burada da tip 2'nin görünüşü. Burada tip 1 evinin görünüşü. Burada da tip 2'nin görünüşü. Sonuç olarak toparlayacak olursak doğal çevrenin ve kaynaklarımızın tüketiliyor olması bizlere artık yeni bir mimari tasarımı öngörme zorunluluğu getirdi. Bu oluşturulan yapay çevrenin olumsuz etkilerini mimarları çevrenin ve binaların nasıl tasarlanacağı ve üretileceğini önemseyen bir yaklaşıma yöneltti. Biz de bu bağlamda yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir tasarıma verilen önemi artırarak geleneksel malzemeyi de kullandığımız bu projeyi hazırladık. Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilirlik adına modern geleneksel mimari olarak adlandırılan birçok yapı grubu yapılmaya başlandı. Bunlara bir örnekte HÜK Tarım ve Gençlik Kampı projesi eklendi. Çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik adına yapılan önemli bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Referanslarımız bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi de diğer bir sunumumuza geçiyoruz. Sevgili Tuğçe Cebeci ve İpek Özçamur ve Ümit Arpacıoğlu
Earth Structures in Different Climatic Regions Analyses of Architectural Features sunumuyla. Buyurun, buyurun. Teşekkür ediyorum size. Hello everyone. My name is Tuba. Merhaba. And I do master degree at Mimar Sinan Fine Arts University. I will share my presentation. And I would like to thank to the organizers of this conference and my supervisor, Associate Professor Dr. Ümit Arpacıoğlu, and my partner İpek Özçamur. My purpose is to provide you with a presentation about evaluation of the architectural properties of adobe structure according to different climate types. I divided my presentation into five parts. First, I would like to start with the context of the study. And at the second part, I will talk about climate classification. Then I will give you some information about the effect of climate in building design and its parameters. And then I will present the examination of earthen structures in different climate zones. And I will finish my presentation with the section of conclusion. Climate affects many factors, the clothes of people and lifestyles, and also qualities of buildings and the cities. A designer should take some measures for climate effects, such as orientation of building, determination of building form, and envelope. In addition to physical design parameters, material selection is also important. Earthen material can be used as building material in many regions. This material have some positive aspects and also negative aspects. The positive aspects is thermal stability properties, thermal resistance, humidity balance, and bioclimatic comfort. And the negative ones, low comprehensive strength, high sensitivity of water, need for regular maintenance. And the second part, classification of climate and climate zones on the Earth. There are various classification methods. The most widely used and detailed climate classification belongs to Vladimir Köppen. Vladimir Köppen classification, which is compatible with vegetation, climate types are presented with three-letter system. First one is main climates, and the second precipitation, and the third one temperature. And you can see the map, the color represents the climate zones. And the third part, the effect of climate in building design. For the climate responsive design, prevent heat losses in the building is very important in the least warm season. In the hottest period, the natural ventilation and cooling possibilities should be increased. I handle this subject five parts: orientation, the building and building environment context, determination of the building form, openings in the building facade, solar control elements, and selection wall and roofing materials. If the heating period is longer, the building should benefit from the sun and protect from the wind. If the cooling period is longer, a designer should be focused on sun protection and benefit from the wind. If different seasons are experienced in a region, the designer should take various
measures about building form and envelope. The effects of solar radiation and wind, which are the main climatic elements, varies according to the directions. And determination of the building form, building form can be defined with the help of geometric variables such as form factor, building height, type of roof, roof slope, and slope facade, facade slope. Building forms can change according to different climatic zones, as you see here. And determination of openings on the building envelope. Daylight and natural ventilation is taken into the building can be provided through openings on the facades or roof. The energy load of the building varies according to the form, dimensions, facade direction, and the nature of the materials used. Use solar control elements. The intensity of solar radiation and its effects on the building undergo change according to the region of the building and the season. In order to benefit from direct sunlight, in the desired period of heating, it's preferred to take sun rays to the interior. In the desired period of cooling, should be controlled the sunlight. The controlling ways is external shade, internal shade, and blind within double glass window. The effective ones is external shade. Selection of the wall and roofing materials. The building envelope consists of transparent and opaque components that provide user comfort within the volume by controlling the climate elements. The opaque building components most exposed to sunlight are walls and roofs. The optical and thermophysical properties of the materials determine the heat transfer behavior of the building envelope. As you see on the table, the thermal conductivity calculation value expresses how much the material transmits heat. Earthen materials' thermal conductivity calculation value is low, is lower than the other materials. That's why it provides thermal insulation well. And the fourth part of my presentation is the long one. Examination of earth structure in different climate zones. In this section, I will present you four earthen buildings in the different climate zones. In D type, in the cold climate region, Roche family house. And in the tropical rainforest climate region, Ambapuse community library in Sri Lanka. And C type, humid subtropical climate, Hakka houses in UNESCO World Heritage Site. And hot desert climate region, the Great Wall of the Western Australia. The determined structure will be examined under the heading of building orientation, building form, facade openings, solar control elements, wall and roofing material selection. The first building is Ambapuse Community Library. This library was built as round earth building. It's in tropical rainforest climate. In this climate region, average temperature of the coldest month is above 18 Celsius degree and rainy almost all year. Because of the high precipitation rate, the building was applied on the stone foundation. Therefore, the rammed earth walls can be protected from the water. And also, the roofs of these single-story buildings are designed with slopes and wide eaves. The orientation of the building. Building is located in the equatorial region in the northern hemisphere.
located on a sloping, wooded and the rocky area. The long mass of the building, which is used as the study area, is positioned in the east-west direction. The altitude angle of the sun is the sun in east and west direction is low, therefore the control of the sun rays become difficult. For this reason, the long sides of the rectangular structures are preferred to be in the east-west direction in order to solar control. And the other masses are positioned according to the landform, wooded area and rocks. Determination of the building form. The choose of thin and long forms made it easier for the building to benefit from daylight and natural ventilation. The roof is covered with corrugated metal sheets in accordance with heavy precipitation. Wide openings were created in the facades in accordance with the library function. Reinforced concrete cantilever, which is created around the wide openings and wide canopies, also contribute to solar control. Ribbon windows for controlling natural lighting are also used for natural ventilation. And the second building, the Great Wall of Western Australia in hot desert climates. This building consisting of 12 residences and a chapel. In this climate region, the annual average temperature is at least 18 Celsius degree. The average temperature of the coldest month is over 0 Celsius degree. Annual precipitation is low. Large precipitation is in the winter. Evaporation is greater than the amount of precipitation. These structures, which are in the southern hemisphere, are buried in the topography. After the necessary water and heat insulation layer, covered with the soil, which is natural thermal insulation material. The orientation of the building, eight residences are located in the southwest and southeast. Four residences in the south and west direction. And I should say this building is in southern hemisphere, and four residences in the south and the west direction. Building form, this structure is applied as a single floor and shaped according to the land. Thanks to this different form, it could be increased the facade surface area at the same distance. Each house has a wide opening from the floor to the eaves and small windows. This one. Thanks to the opening created on the facades in different direction, it contributes to the air circulation in the interior. Use of the solar control elements, although eaves are used on the southwest and west sides, that's not sufficient to protect from the sun rays. That's why solar control is supported by the use of curtains in the interior. Selection of wall and roofing material. Earthen mortar was obtained by combining iron-rich copper-colored earth with gravel from the nearby river and water from the files. 45-centimeter thick ramped earth wall application was made on the front and sides facades on the building. The third building is Hakka houses in China. It's in a humid subtropical climate zone. In this climate zone, moderately warm, humid and hot summer, rainy all seasons, with an annual average temperature of at least 22 Celsius degree. This building consists of
46 houses located in a rural mountain. Most of these structures are built with inner courtyard, as you see here. And some buildings are circular and some are rectangular. Thanks to courtyard, the provision of natural lighting was supported while protecting it from direct sunlight in hot summer months. Saddle roof and its eaves are long in order to protect the building walls from water. The facades facing the courtyard have balconies here, wooden cantilever, and most of the openings are towards the courtyard. There is only one entrance, depending on the function and security requirements. On the exterior of the building, small openings were applied in the living space floor. The walls applied with round earth and bricks, and they were strengthened with stone on the ground floor here. The walls are about 1 meter thick. The structure, which has a wooden carrier, is covered with dark tiles. Ms. Cebeci, can we just finish in 1 or 2 minutes? Yeah. Of course. The last one, actually. Summer humid continental climate, house roach in Australia. Severe in winter and cool in summer. And all season is rainy. 45 centimeters round earth walls were obtained with a mixture of white clay and sandstone. The upper cover of this building was applied as a flat roof without eaves. And this structure in the northern hemisphere is located on the southern slope of the land. In order to benefit from the sun and to use the earth as a natural thermal insulation element. And the widest and most dense openings of the buildings are on the south facade. And this is important, from the indoor of the buildings, the reed was applied on round earth for interior insulation, and a 3 centimeter white clay sand mixed plaster was applied on it. And you see some photographs inside. The skylight on the roof in order to provide natural lighting. Folding internal blinds for cold winter nights and support solar control in summer. And this is the different things from the other buildings. Clay bricks, as you see here, and clay bricks checks erosion and serve to slow the flow of water on the surface of the building. And the last part is conclusion. Each of the examined buildings in four different climatic zones has been applied in different forms and details to adapt the climatic condition of the region. Square, rectangular, circular, and oval forms are seen in these examples. It also shows the flexibility of the earthen material and the ease of application in different forms. In the A, B, and C climates, there is no use thermal insulation material on the rammed earth vaults, while the earth insulation in the type D climate zone supported by the use of the reed. Wall thickness of the buildings applied with modern techniques in A, B, and D climates, about 45 centimeters. However, Hakka houses, which are in C climate type, have a wall thickness of approximately 1 meter to protect them from the security problems of the period, and also applied with traditional techniques.
Earth is a material with high thermal stability. For this reason, its use as a building material in both cold and hot climates affects positively in thermal internal climate conditions of the building. However, resistance to water of Earth's material is low. In climates with high precipitation rates, earthen structures is raised from the ground and the eaves were made wide to protect their facades against water. If adequate structural measures are taken, it's possible to implement earthen structures in every climate type. Taking advantage of these and similar examples, adobe building application can be expanded. Thank you for attention and your time. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much for all the participants. Now I have to leave for a meeting. So for question part, Mr. İsmail Dabanlı will continue for question. Thank you very much for this nice presentation to you. Have a nice conference. Goodbye. Thank you, Mrs. Olcay. I think we have to hurry up because all the time is running. We are a long schedule behind. Do you have any question for this session and presenter? I think we can take only a few verbal questions if you have. No, let me check. Okay, I think last. Ben küçük bir şey söyleyeyim. Do you have any question for this session for whole presenter? Bilgi Işık duyuluyor mu? Okay. Evet hocam. Tamam. Please. Aslında her konuşmacı için düşünceler var. Fakat süre çok kısıtlı olduğu için yani sessiz kalınıyorsun diye söylüyorum. Ben görüşlerimi kişisel olarak da kendilerine aktaracağım. Özellikle en baştaki konuşmacıya söylediğim gibi Van'da başlanmış olan çalışmalar bugünkü hayata aktarılamıyor. O birinci konuşmacıdan sonra bugüne doğru gelen diğer araştırmalar da Almanyalı mimar Martin Rauch ve diğer araştırmacılar. Tek sıkıntımız burada duyurmak lazım. Biz kişisel araştırma yapıyoruz. Bunun üniversiteye yansıması, üniversiteden YÖK'e, TÜBİTAK'a yansıması, devlete, Kültür Bakanlığı'na yansıması son derecede yok gibi. Onun için gayret göstermek lazım. Teşekkür ederim. Okay, I will also thank to Professor Işık. Okay, let's now move to session 5, sustainability, durability and conservation.